Merhaba, hoş geldiniz. Bir önceki videoda Victron Multiplus Inventor'dan biraz bahsettik. Bu videoda ise bu cihazın yanında hangi cihazları kullanabiliriz, ondan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle ön panelde herhangi bir görsel desteği olmayan bir cihaz, Victron Inventor. Görsel derken tabii inventörün şu an çalışıp çalışmadığını, herhangi bir kritik bir hatasının olup olmadığını, ondan sonra şebeke elektriğinin olup olmadığını veya şebekeden aküyü şarj edip etmediğini buradan görebiliyoruz. Ama bunun dışında sistemimizi verimli kullanabilmek için sistemimizi de düzgün takip edebilmemiz lazım. Sadece şu yeşil ışıktan bizim akülerimizin durumunu veya elektrik kullanımımızı anlamamız çok kolay değil. Bunun için kullanabileceğimiz bazı aletler var. Bunlardan bir tanesi basit bir akü monitörü olabilir. Akü monitörleri biliyorsunuz aküde ne kadar elektrik kaldığını, voltajını size toplu olarak hesaplayıp gösteren cihazlar. Bunun dışında inventörleri takip etmek için Victron'un bazı yan ürünleri var. Bu benim ilk inventörü aldığım zaman da Blue Power Control diye geçiyordu. Ondan sonra Blue demelerinin sebebi büyük bir ihtimalle herhalde ekranın mavi olması. Şu an bu cihazım inventöre bağlı değil. Sadece gösterebileyim diye elektrik verdim. Menüler ne kadar açılacak şu an bilmiyorum. Açılır mı? Biraz açılıyor, evet. Biraz açılıyor. Ondan sonra bu cihazdan inventörü açıp kapama yapabiliyorum ve aynı zamanda şebekeden elektrik alıyor mu almıyor mu, evde ne kadar elektriğim var kullanıyorum ve aynı zamanda akülerim ne durumda diye takip edebiliyorum. Bu cihazın çok basit bir yaptığı kontrol. Ondan sonra aynı zamanda inventörün belli başlı ayarlarını da buradan ayarlayabiliyorum. Arkasına bakacak olursak arkasında VE bas girişleri iki tane. İki tane VE net girişi var. Ondan sonra burada bir alarm speaker'ı var. Burada şurada elektrik girişi var. Bu da röle çıkışı olması lazım. Şu an tam olarak hatırlayamıyorum ama bu büyük bir ihtimalle röle çıkışı. Ya bu ya şu. Ondan sonra. Yani herhangi bir şekilde bir yeri tetikleyebilir, bir düğmeyi açıp kapayabilir. Gerekli şart sağlandığı takdirde. Aynı şekilde inventörün üstünde de böyle bir çıkış var ama siz isterseniz bu cihazı inventörden uzak bir yere koyup inventörü uzaktan takip etmenize olanak sağlıyor. Dediğim gibi elektrik çıkışını, ne kadar kullanım olduğunu, akünün voltajını, aküden kaç amper çektiğini burada cihazda görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakayım burada yapabileceğimiz ayarlar, işte düğmesini ayarlıyoruz. Ondan sonra kıyı elektriğinden kaç amper çekeceğini ayarlıyoruz. Burada ayarlayabileceğimiz başka tabii şimdi bağlantı olmadığı için buralarda herhangi bir ayar yapamıyoruz ama burada yapabileceğimiz de işte toplamda ne kadar olacak veya jeneratör bağlantısı nasıl olacak gibi ayarları buradan yapabiliyoruz. Bu şu an hali hazırda satılmıyor galiba ama eski kontrol panellerinden bir tanesi. Daha sonradan Victron bunu bir sonraki seviyeye taşıdı. Fark ettiyseniz bunun arkasındaki bağlantılardan bahsederken herhangi bir şekilde bir internet bağlantısı veya network bağlantısından bahsetmedim. Bunun bir sonraki aşaması şurada. Deminki eğer cihazımız bağlı olsaydı inventörümüzü bu şekilde gösterecekti. Şu an inverting, yani şu an çeviriyor. Ondan sonra evde 240 wattlık kullanımım var. Aküden 49 watt elektrik çekiyor.
ve aküm şu an %100 dolu, 28,7 voltajda sabit duruyor. Ama bunun yanında bu şekilde kullanabilirsem göstereceğim. Buraya bağlı olan başka cihazlarım da var. Mesela demin gösterdiğim batarya monitör direkt buraya bağlı. Yani akünün durumunu inventörün üstünden almıyor. Deminki cihazımda, ilk gösterdiğim cihazda Blue Power Control'de tamamen akü bilgilerini inventörden alıyordu. Ama şu an üstüne iki cihaz bağlı. Bu cihazlardan bir tanesi batarya monitör ve batarya monitörün üstündeki bilgileri direkt olarak buraya aktarıyorum. İkinci cihazım ise inventörüm. Ondan sonra inventörün üstündeki bilgiler buraya aktarılıyor. Ondan sonra buradan açma, kapama, ondan sonra kıyı elektriğini ayarlayabiliyorum. Diğer bilgilerimi görebiliyorum. Ondan sonra alarmlarımı ayarlayabiliyorum. Ondan sonra cihaz hakkındaki bilgileri görebiliyorum. Yazılım versiyonu gibi. Ondan sonra bakalım, geri geçelim. Tekrar ana menüye geçelim. Ondan sonra burada görebileceğim başka bilgiler var ama şu an takılı olmadığı için mesela eğer uygun güneş paneli takılırsa güneş panellerinden ürettiğini görebilir. Eğer şarj kontrol takılırsa şarj kontrolü görebilir. Ondan sonra eğer bir jeneratör veya bir kıyı elektriği takılırsa buradan girişleri görebilirsiniz. Yine bunu cihazın uzak bir yerine takıp ondan sonra cihazı uzaktan kontrol etmenizi de bu cihazda sağlayabilirsiniz. Victron'un sağladığı güzelliklerden bir tanesi bu açık kaynak kodlu bir yazılım. Ondan sonra isterseniz bu yazılımı kendiniz de yapabiliyorsunuz. Şimdi arkasına bakalım. Birinci versiyonla ikinci versiyon arasında çok ciddi bir şekilde fark var. Birinci versiyon dikkat ettiyseniz olduğu gibi açık. Ondan sonra herhangi bir şekilde korumaya alınmamış. Ama ikinci cihazı gerçekten çok daha düzgün yapmışlar. Burada elektrik girişimiz var. Çok geniş bir voltajda 870 volt arasında doğru akım giriyoruz. 3 tane USB girişimiz var. Bir tane buradan bağlayabiliyoruz. 2 tane buradan bağlayabiliyoruz. 2 USB. Şu an farkındaysanız 2 tane bağlı zaten. Burada rölemiz var. Ondan sonra burada 2 tane VE Direct 1 ve 2 girişi var. Bu genelde şu şarj cihazının yeni modellerindeki çıkışlarla orantılı. Yani şarj kontrol cihazınızı direkt buraya bağlayıp güneş panellerinden ne kadar ürettiğinizi bu cihaz üstünden görebilirsiniz. VE Bus ve VE CAN giriş portları var. Uygun cihazlara dönük. Aynı zamanda da bir Ethernet girişi var. Yani bu cihaza bir şekilde internet bağlanıyor. Ama ne işe yarıyor? Şimdi bu cihaza USB'den bağlı olan ben kablolu bir internet şey yapmadım. Kablosuz internetim var bulunduğum ortamda. Onun için böyle bir Wi-Fi adaptörüm var. Bu cihaza bağlı USB'den. Şimdi menülerine gelirsem buradan bağlı olduğunu tam şu an bağlanmamış. Şu an bağlantı kopmuş. Ondan sonra ama buradan bağlanıyor. Buradan bağlandığı takdirde yaptığı iş şu. İnternete anlık olarak bilgileri atıyor. Ondan sonra şimdi tekrar geçelim. Aynı zamanda internetten direkt bu ekranı kontrol etme şansı size doğuyor. Cep telefonunuzdan bu ekrana düşebiliyorsunuz. Bu ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bilgilerin geçmişe dönük olarak portal üzerinden takip ediyorsunuz. Ve benim şu an akülerimin voltajı düşmüş. Geceliğin saat 3'te bir şey olmuş.
voltajım düşmüş sonra tekrardan düzelmiş veya geceliğin saat 3'te aşırı bir kullanım olmuş gibi takipleri bu sayede yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda geriye dönük olarak da kontrol etme şansınız var ve günler arasındaki farklılıklara göre sistemdeki sorunları tespit etme şansınız da var. Değişiklikleri tespit edebilirsiniz. Bu tip cihazların dediğim gibi sadece takılması yetmiyor. Eğer off-grid bir sistem kullanıyorsanız akülerinizin daha verimli çalışabilmesi, çabuk bozulmaması, sisteme aşırı yüklenmemek adına sistemde ne olduğunu da takip ediyor olmanız lazım. Yani tamam benim yeşil ışığım yanıyor, o zaman haydi klimaya devam, haydi çamaşır yıkamaya devam dediğiniz anda aküleriniz siz fark etmeden bitiyor ve belli bir süre sonra, kısa bir sürede işin aküleriniz artık iş göremez hale geliyor. Evet, tanıttığımız Blue Power Control ve ne bu? Color Control'de aşağı yukarı aynı işi yapıyor. En büyük farkı, ekran farkı, ilk gösterdiğimizin üstünde herhangi bir internet bağlantısı yok. İkinci gösterdiğimizin de internet bağlantısı var. Evet, şu an bu arada bir cüp bindi, fanlar çalıştı. Gördüğünüz üzere kısa bir şey çalıştı ve durdu. Üçüncü olarak bu cihazdan bahsederken açık kaynak kodlu demiştik. Bu cihazı kendiniz de yapabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Şu şekilde. Meraklı hobiciler için bu basit bir Raspberry Pi. Yanlış hatırlamıyorsam Raspberry Pi 3 olması lazım bunun. Netlerse evet. Pi 3 model B ondan sonra. Arkasındaki de şu an elimde tuttuğum büyük de Raspberry'nin kendi orijinal LCD ekranı. Ve gördüğünüz üzere aynı orijinal cihaz üstündeki aynı yazılımı Raspberry Pi üzerinde çalıştırabiliyorum. Yine internete bağladığımda internetten takibini yapabiliyorum. Victron'un PVM pardon, Victron'un portalının üstüne verileri yollayıp oradan kontrolünü yapabiliyorum. Bu ekranı yine cep telefonundan kontrol edebiliyorum. Tek eksikliğim bu cihazın kurulumu çok kolay. Ondan sonra çok kolay bir şekilde bu aşamaya kadar kurabiliyorsunuz. Bağlaması da çok kolay. Ondan sonra tek eksikliğim şu. V-Direct bağlantıları yok. Bunlar kolay. Yani bir şarj kontrol cihazı bağlamak istediğinizde V-Direct'leri çok kolay yapabiliyorsunuz. Ondan sonra şu bağlantılar yine kolay. Arada bir adaptörle bu bağlantıyı bir inventöre yapabiliyorsunuz. Ama röleler için biraz uğraşmanız gerekiyor. Eğer röle kullanmayacaksanız, ben şu an hiçbir yerde kullanmıyorum röle ama bu cihazın da ne kadar verimli çalışıp çalışmadığını denemek için vakti zamanında yüklemiştim. Ondan sonra menülerin içinde aynı olduğunu göreceksiniz. Basabilirsem tabi. Hop. Gitti. Bir saniye. Menüye basacaktım. Pardon. Ben de yanlış basıyormuşum. Sayfalara basıyormuşum. Ondan sonra gördüğünüz üzere aynı deminki şeyin aynı yazılımını kullanıyor. Aynı yazılımı ücretsiz olarak burada kullanabiliyorsunuz. Victron'un işte açık kaynak kodlu olması ve size buradan bir sürü imkanı sağlıyor. Bu cihazı kullanırken ihtiyacınız olacak bir iki şey göstereyim.
Bu cihaza inventörü, orijinal cihaza inventörü direkt kendisi kablosuyla direkt olarak bağlıyorsunuz. Ama Raspberry Pi'nin network girişinden bu kabloyu bağlayamıyorsunuz. İnventör bağlantısını bir ara destekle yapmanız lazım. Bu MK3'ü USB'ye çeviren bir bağlantı, Victron bağlantısı. Bunu mecburen Victron'dan almanız gerekiyor. İnventörden çıktıktan sonra, inventör çıkışını yaptıktan sonra buraya USB ile bağlıyorsunuz. Çok kolay bir bağlantı. Aynı şekilde VE Direct'ler içinde ucuz kablolar var. Yaklaşık 15 lira, 20 lira şu an için. Ondan sonra bununla işte her şarj kontrol cihazını 20 liraya buna bağlayabiliyorsunuz. Onun dışında zaten Wi-Fi'si kendi üstünde. Herhangi bir ekstra bir şey almaya gerek yok. Bu da kendin yapçılar için iyi bir çözüm. Ondan sonra eğlenceli bir çözüm. Ben sadece yapılabilir olduğunu denemek için bu cihazı yaptım. Bu cihazım zaten vardı. Çünkü şey olarak merak ediyordum gerçekten. Ne kadar aynı, ne kadar iyi diye. Tabii burada bir dokunmatik olması avantajım var. Ondan sonra dokunmatik olarak bunları çalıştırabiliyorum ama öbür cihazda da ondan sonra en azından stabil olduğunu biliyorum. Çünkü bu cihaz versiyon olarak, yazılım versiyonu olarak biraz daha geriden geliyor. Öbür orijinal cihaz daima 1-2 versiyon önde gidiyor. Ama gerçekten verimli çalışıyor diyebilirim. Uzun aşağı yukarı bir hafta 10 gün kadar test ettim. Hiçbir sıkıntı çıkartmadı gerçekten. Evet, dediğimiz gibi kontrol cihazlarına güzel 3 örnekti bence. Üçü de her ne kadar aynı işlevi yapsa da fonksiyonları temel olarak fonksiyonları aynı olsa bile bazı gelişmiş özelliklerini gördük. Özellikle color kontrol ve Raspberry ile yapılmış modelde. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.